Değerli misafirler, kıymetli konuklar, çok sevgili proletarya. Şimdi bilmenizi istediğim bir husus var. Büyük medeniyetimiz sadece fetihler, savaşlar, kumandanlar, sadrazamlar ya da padişahlardan ibaret olmayıp çok kıymetli filozoflarla da doludur. Maalesef sizleri felsefeyle yeterince ilgili bulmuyorum. Örnekse sevgili Bahçıvan Kudret Bey'den başlayalım. Söyleyin bize, hayatınızda kaç tane filozof tanıdınız? Vallahi nasıl diyeyim beyim? Bizim oralardan çok filozof çıkmaz ki. Olur mu hiç Kudret Bey? Bakın ne diyor sevgili Beşir Fuat? Bir adamın filozof olup olmadığını bilmek için o adamın bulunduğu memleketi dikkate almaktan ziyade yaşadığı asrı görmek lazımdır. Anladın mı? Yok, çok anlamadım. Çok güzel. İşte bu. Evet, doğru. Çünkü felsefe anlamayarak başlar. Daha doğrusu neyi anlamadığını anlayarak başlar. Çünkü anlamaman ne yapar? Soru sordurur. Örneğin, hangimiz hayatın anlamını soruyoruz ve sorguluyoruz? Söyleyin bana sevgili dostlarım. Bizi şu dünyada şu odundan ayıran şey nedir? Nur Hanım! Ay! Şutum patladı. Nurhan Hanım, müsaitseniz bize anlatır mısınız acaba? Hayatın anlamı nedir? Ne bileyim beyim, yani Cenab-ı Hak bizi böyle yaratmış. Tamam, yaratmış da ama niye yaratmış? Hikmetinden sual olunmaz. Olunur kız Nurhan Hanım. Niye olunmasın? Bence bizi hikmetinden sual olunsun diye yaratmış. Bana bak, bu arada ben Jean-Paul Sartre'ı hiç sevmem. Neden biliyor musunuz? Bilmiyorsun. Çünkü Fransız. Ama konumuz bu değil. Konumuz ne? Hayatın anlamsızlığı. Yani ölecek olan bir insanın bu gerçeği göz ardı ederek yaşamasındaki anlamsızlığa aşığım ben sevgili dostlarım. Necati Bey, biraz da tarihimizden, kahramanlıklarımızdan mı anlatsanız, dinlesek he, hep beraber. Anlatırız, olur, bahsederiz. Kudret Bey, ben daha size neler anlatacağım? Daha ben size aklı anlatacağım. Aklın başka kimselerde nasıl tehlikeli bir silaha dönüştüğünü anlatacağım. Batı medeniyetlerinin tüm Amerika kıtasında 25 milyon insanı nasıl katlettiğini anlatacağım. İyi diyorum beyim de, sabahtan beri sen de önüne geleni yeriyorsun. Ne doğusu kaldı, ne batısı kaldı. Tamam da Kudret Bey, siz de benim bir alkolik ve nihilist olduğumu unutuyorsunuz. Benim hiçbir değerim yoktur. Ve bütün insanlıktan topyekün nefret ederim. Ne olur siz de bunu aklınızdan çıkarmayın Kudret Bey. Biz daha burada kimleri yereceğiz? Nurhan abla, Aziz Bey ile Sadık abi geldi. Seni çağırıyorlar. Geliyorum. Gel, şunu şey.